Bir kişi, tek bir kişi tüm anayasa ve hukuk sistemini ben böyle istiyorum kardeşim. Git bak işine tarzındaki değerlendirmelerle çiğniyor, çiğnetebiliyor. Şimdi bütün bunları topladığınızda 17-25 Aralık süreçleriyle beraber şimdi yaşatılan bu kanunsuz süreç eninde sonunda sorumluluklarını yargı önüne mutlaka taşıyacaktır. Neler vardı daha önce? Hırsızlık, yolsuzluk, kalpazanlık, savcılık fezlekelerindeki hukuki deyimleri söylüyorum. Rüşvet, kara para aklama, yargıya fiilen müdahale, evrakta sahtecilik derken şimdi anayasayı fiilen ihlal etmek suçu da devlet de benim bundan sonra, hukuk da benim bundan sonra diyen kişinin suç hanesine eklenmiş vaziyettedir. Bunun bedelinin bir hukuk devletinde eninde sonunda çok ağır bir şekilde ödetileceği açıktır. 15 Ağustos tarihi itibariyle seçilmiş cumhurbaşkanı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel ve siyasi çıkarları doğrultusunda hareket eder noktadadırlar. Anayasanın Anayasal kurumlar büyük ölçüde işlevlerini kaybetmişlerdir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla talepte bulunma aşamasına gelinmiştir. Bunu da bu konudaki çalışmalarımız sürüyor. İç hukuk işletilmiyor, tüketilmiş. Fiilen ihlal var. AKP içinde parti içi savaş kapıya dayanmıştır. Silahlar çekilmiştir. Saflar netleşmiştir. Sayın Gül oyun dışı bırakılmış. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul'a hicreti zorunlu kılınmıştır. Sayın Gül başka bir deyişle kendi elleriyle partiye kazandırdığı Davutoğlu Ahmet'in stratejik derinliğinin dehlizine atılmış durumdadır bu durumu içine sindiremediği açık Sayın Güneşlerim. Ya, yani 10 Ağustos'a kadar iddiasını ortaya koyan bir kimse var mıydı? 10 Ağustos tarihine kadar bir iddia ortaya koyan var mıydı? Hemen ertesi günü efendim kurultay derhal toplansın, istifa edilsin, başarısızlık gibi bir takım açıklamalar oldu. Gayet doğaldır. da mı oldu? Onları ifade ettik, söyledik. Ne istendi bizden? Bir an önce kurultay toplayın. Lütfen bakın basın açıklamalarına. FIBA organizasyonu, Basketbol Federasyonu organizasyonu Ankara'daki büyük salonları tutmuş durumda. Ve burası da göreceksiniz öyle söylendi gibi bir sinema salonu falan değil. En basit örnek Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıklamak için daha iyi bir yer bulsaydı orada açıklardı adaylığını. Bu herhalde birçok kesime cevap olmuştur.